Nasıl bir deneyimdi? Önce onu öğrenelim. Yani... Sedasyon biraz seni yordu gibi. Yok ya, herkes çok çok iyi niyetli, çok iyi, güzel söyledi şeyler, yorumlar yaptılar. Çok heyecanlı, fena heyecanlıyım hala bu arada. Şey dedi mi, burası başkaymış. Çok herkes başka, ölüyor. Yani çok başka. Müthiş başka ama çok da güzel, çok da enerjik bir ortam. Çok güzel oldu benim için, müthiş oldu. Peki hemen sana 2018 yılının nasıl geçtiğini soralım. 2018 yılı yorucu, yoğun ama çok güzel geçti. Bana çok şey kattı. Katmaya da devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet. 2019'dan da beklentimiz bunlardan yana. Umarım çok güzel şeyler olur herkes için, bütün milletimiz için. Bir de yeni yıl mesajı alalım. Ya mutlu olmak çok zor değil. Yılı beklemeye de gerek yok. Aslında her gün bizim için yeni bir yıl, yeni bir gün. O yüzden çok mutlu bir yıllar diliyorum herkese. Mutlu olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben Su Hanım'la beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Performans nasıl geçti, neler hissettiniz? Nasıl geçtiği hakkında hiçbir fikrim yok, hatırlamıyorum. Çok heyecanlıydım ama çok eğlendim. Her zaman yaşayabileceğimiz bir an değil bunlar. Önemli anlar. O yüzden benim için çok keyifliydi. Ama o heyecanı hiç yansıtmadınız son derece sanki... Yansıtmadıysam ne mutlu bana yani. Sonuna kadar hissettim o heyecanı. Ama yansıtmamak için elimden geleni yaptım. Peki yeni yıl için bir mesaj alalım sizden ve 2018 sizin için nasıl geçti? Onunla ilgili bir şey. 2018 benim için gerçekten güzel bir yıldı her şeyiyle. Ailemdeki insanlar, sevdiklerim, sağlıklı hayatta olduğu sürece zaten benim için daha güzel bir yıl olamaz. Onun dışında 2019 için de aynı şeyi diliyorum. Herkes sevdikleriyle beraber huzurlu, mutlu olabileceği güzel bir yıl diliyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz de size iyi yıllar dileriz. Ben de size iyiyim. Şimdi de Beren'le beraberiz. Beren nasıl geçti sahne? Çok iyi geçti. Yani sandığımdan o kadar stresliymiş. Evet. Üç defa şarkı söyledi. Birinde orkestra oynadı. Yani karıştırık birazcık. Sonrasında tekrar düzelttik onu. Sonra Hadise ablamla söyledi. Ama çok başarılıydın. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Senden hemen bir yeni yıl mesajı alalım. Tamam. Buradan... bütün TV8'e, bütün medyapıma, bütün arkadaşlarıma, bütün herkese buradan selam gönderiyorum ve mutlu yıllar diliyorum hepsine. Biz de sana iyi yıllar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Caner Cindoruk'la beraberiz. Öncelikle hemen performans soralım. Nasıl geçti? Heyecanlı mıydınız? Ya çok enteresan bir heyecanı var sahnenin. Yani sahneye çıkıyorum ama demek ki insan yetkin olmadığı bir şeyde öyle bir şey oluyor. Girerken bir kaçırdım giriş yerini. Ama genel olarak çok iyiydiniz. Dünkü provada daha iyiydim. Olsun ama sonuçta burada olmak önemli olan. Evet. İyi ki geldiniz. Biz de çok sağ olun. Memnun olduk. Ben de iyi ki gelmiş. Öncelikle eski yılı soralım. 2018 nasıl geçti sizin için? 2018 gayet ya benim için iyi geçti. Çünkü televizyonda çok güzel işimiz dönüyor. Seyirciler tarafından çok sevildi. İlgi alaka çok yerinde. Tiyatro oyunum devam ediyor. Kendi yaptığımız bir film yarışmalarda dönüyor. Benim için çok verimli bir yıl oldu. Kitabım çıktı son Kasım sonu gibi de. Daha ne olsun. Ama tabii ki insan istiyor ki ülkecek, dünyaca daha iyi, daha olumlu, daha pozitif günler yaşayalım. Böyle bir artık şu ülkecek, şu üstümüzde olan kara bulutlar birden kurtulalım istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz de size iyi bir yıl diliyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Önce performans soralım. Nasıl geçti sahne? Hiçbir fikrimiz yok. Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani izlememiz lazım. Ama heyecanlı değilim dedim ama çıkınca bir heyecan oldu açıkçası. Çok kalabalık yani. Mümkün değil heyecanlanmamak. Ama çok keyifliydi herhalde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizin söylemeniz lazım. Her gelen hatırlamıyoruz diyor. Yani orada bir hipnoz durumu var galiba. Evet, bilinç kaybı yaşanıyor sahnede. 2018 yılında konuşalım. Sizin için nasıl geçti? Valla benim için çok güzeldi. Ya kötü dersek Allah çarpar. Evet. Çok güzel bir sene oldu. Çok. Başarılarla dolu bir sene oldu. Evet. Harika giden bir işimiz var. Dizimiz çok güzel gidiyor. Ödüller aldık. Evet. Sağlıklıyız Allah'a şükür. Çok güzel bir sene oldu bizim için diyebilirim. Evet, benim için bence. Öyle. Evet, katılıyorum. Yeni yıl mesajı da alalım sizden. Valla herkesin istedikleri gerçek olsun. Benim tek temennim bu. Uğur getirsin inşallah.
Herkese sağlık diliyorum. Ben 2 hafta gözümden problem yaşadım. Hayatımın en kötü günleriydi. Sağlığa bir şey olunca hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Gerçekten öyle. Sağlık dolu, neşe dolu bir sene diliyorum herkese. Biz de size iyi yıllar diliyoruz. Teşekkürler, size de öyle. Ben de Enis Arakan'la beraberiz. Stüdyoyu yıktın geçtin gerçekten. Mükemmeldi. Ya teşekkür ederim. Bir daha diye inledi stüdyo. Evet evet, eğlenelim diye yaptım. Gülelim istedim biraz. Sertab Erener'in Eurovision yarışmasındaki tüm haliyle yapmaya çalıştım ama ne kadar yapabildim bilmiyorum. Ama Hadisi de sana buradan not verdi birinci olarak. Evet. Sertab gibi sen de burada birinci oldun. Aynen. Peki neler hissettin? Ya eğlendim, çok eğlendim. Biraz stres oldum tabii. Çok zor bir şarkı seçmişim. Ben şimdi tüllere kandım biraz. Dedim ki güleriz abi, ben tüllerle çıksam çok komik olmaz mı falan. Ama şarkı o kadar zordu ki yani yetmiyor. Yani yok bende olsa. Sonra ders ners aldım, işte millet yardım etti. Bu kadar söyleyebildim. Ben de izleyince göreceğim ne kadar söyleyeyim. Harikaydı gerçekten. Ya, sağ olun, teşekkürler. Peki yeni yıla gelecek olursak, 2018 yıl senin için çok iyi geçti. Hı hı. Hem benimle oynama, bizim Jet Sosyete. Yani neler söylemek istersin geçen yılla alakalı? Vallahi hayatta tek bir isteğim var. Mutlu olalım ve huzurlu yaşayalım şu hayatta. Bir kere geliyoruz dünyaya. O yüzden herkesin yeni yılını kutluyorum ve mutlu olmasını diliyorum. Kendim için ve herkes için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyi bir yıl diliyoruz senin için. Sağ olun. Ezgi Eyüboğlu ile beraberiz şimdi. Öncelikle performans soralım. Nasıl geçti? Heyecanlı mıydı? Çok heyecanlıydım. Umarım güzel olmuştur. Ben de izleyince göreceğim açıkçası. Heyecanlı mı peki? Çok heyecanlı. Genelde çıkanlar hep der burası farklıymış falan. Kesinlikle farklı. Çok heyecanlı. Canlı bir orkestrayla birlikte canlı bir şekilde şarkı söylemek. Ya şu anda yeni kendime geliyorum. Yeni indik çünkü sahneden. Peki geçen yılla alakalı neler söylersiniz ve 2019 dileklerinizi alalım. Nasıl geçti sizin için 2018? Benim için 2018 güzel geçti. Mutlu bir seneydi. Umarım 2019 herkese mutluluk, sağlık, huzur ve refah getirir. Mutlu seneler diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun.